Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarının artık son günü, 3. günü olan sağlık mülakatından bahsedeceğim. Önceki iki videoda spor ve sözlü mülakattan bahsetmiştim. İzlemediyseniz onu da kartla arkasına koyarım, izleyebilirsiniz. İkinci gün olan sözlü mülakatınız bittikten sonra, yani başarıyla geçtikten sonra sizi rastgele hastanelere sevk edecekler arkadaşlar sağlık mülakatı için. Bu sene Eskişehir'de 1, Ankara'da 2 olmak üzere toplam 3 tane hastane vardı. Bunlardan rastgele önce bir tanesine gidiyorsunuz. Eğer kalırsanız ve itiraz ederseniz diğer 2 hastaneden geçer onayı almanız gerekiyor. Fakat ilk hastanenizde hepsinden sağlam kaşesini alabilirseniz, sağlam raporunu alabilirseniz diğer 2 hastaneye gitmenize gerek yok. Sözlü mülakattan sonra sağlık için sevk raporunuzu aldığınızda hastaneye gitmeniz için size belli bir süre veriyorlar. Genelde bu 2 ya da 3 iş günü oluyor. İlk günde gitmeniz tabii ki sizin için daha faydalı, daha çabuk işlemleri bitirme açısından. Ben ikinci gün gitmiştim. İlk gün bir aksilik çıkmıştı. Zaten o yüzden birazcık benim raporum uzadı. Bir haftadan fazla sürdü sanırım. Bir hafta civarı sürdü benim bütün mülakatlarım. Hastaneye ilk gittiğinizde sağlık sevk raporunuzu veriyorsunuz ve onlar da size doldurmanız için artık sağlık raporunu veriyorlar. Onun da resmini çekmiştim. Açıklamalar kısmına da resmini koyacağım. Şimdi videoda da bazı yerlerde kesip koyarım onları. O dediğim size verilen doldurmanız gereken raporda tek tek polikliniklerin isimleri yazıyor. Bunları doldurmanız gerekiyor dediğim gibi. Tek tek hepsinden sağlam kaşesi almanız gerekiyor. Ben de buradan bakarak tek tek polikliniklerin hepsinin neler muayene olarak neler yaptığını, neler istediğini vesaire ufak ufak bahsedeceğim. Şimdi poliklinikleri anlatmadan önce hastaneye gittiğinizde şiddetle yapmanızı tavsiye ettiğim şeyden bahsedeceğim. Öncelikle kan verin arkadaşlar. Daha sonrasında yemeğinizi yiyin. Çünkü aç karnına gitmeniz gerekiyor kan vermek için, tahlillerinizin doğru çıkması için. Ve oraya gittiğinizde hani kan vermeden önce, yemek yemeden önce diğer işlemleri halletmeye çalışırsanız o açlıktan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi önce kanınızı verin, daha sonrasında yemeğinizi yiyin arkadaşlar. Kan verdikten sonra ve yemeğinizi yedikten sonra hemen arkasından yemek yemeyi unutmayın. Yoksa ben yemek yemedim kan verdikten sonra ve sıraya geçtim hemen yemeği sonra yerim diye. Ve ufak bir bayılma riski yaşadım. Siz de böyle sıkıntı yaşamamak için dediğim gibi yemeğinizi yemeyi unutmayın. Kan verdikten sonra idrar testinizi de vermeyi unutmayın. EKG çektirin. Sonrasında tansiyonunuzu ölçtürün ve röntgen ile ultrason sırası alın. Bunlar ilk söylediklerim. Sonuçları çok geç çıkan şeyler. Hani sabah verdiyseniz öğleden sonra çıkan şeyler veya hatta sonraki gün bile çıkabilir bunların sonuçları. Bu yüzden bunları ne kadar erken alırsanız bu dediğim raporları sizin için o kadar iyi. Çünkü polikliniklerin birçoğu bu dediğim raporların tahlillerini istiyorlar. Evet, ilk yapmanız gerekenlerden bahsettiğime göre genel cerrahi ile başlıyorum. Genel cerrahi arkadaşlar sizin daha öncesinde bir ameliyat geçirdiniz mi veya cerrahi bir operasyon geçirdiniz mi buna bakıyor. Herhangi bir muayene vesaire yapmıyor veya bir tahlil sonucu falan istemiyor bildiğim kadarıyla. Sadece dediğim gibi size sorular soruyor ve en abızınızda zaten çoğu yaptığınız muayeneler veya işte ameliyatlar falan göründüğü için bunlar üzerinden zaten sizin görüyor. Size herhangi ekstra bir soru sormuyor. Göz hastalıklarına geçiyorum. Göz hastalıkları ise ilk öncelikle sizi göz muayenesi olmuş birçok kişinin bildiği o bir makine var biliyorsunuz. Yolun sonunda bir tane balon veya ev var. O makineye sokuyorlar öncelikle. Belli bir numara alıyorlar. Daha sonrasında ise duvardaki yazıları okumaya çalışıyorsunuz. Okuyana kadar işte doktor sizin merceğinizi büyütüyor. Daha sonrasında renk körlüğü testi var. Onunla alakalı işte birkaç tane hepinizin zaten gördüğü farklı böyle değişik renklerde sayılar var. Onları okumaya çalışıyorsunuz. Onun dışında bir muayene bildiğim kadarıyla yapılmadı. Daha sonrasında işte gözünüzün içine falan bakıyor bir ameliyat vesaire geçirmiş misiniz diye. Lazer ameliyatı konusu burada çoğu kişinin sorduğu bir konu. Arkadaşlar şu an Milli Savunma Üniversitesi'nin yönergelerinde yazdığına göre lazer ameliyatı elenme sebebi. Bütün harp okulları için, sadece hava için değil. Bütün harp okulları için elenme sebebi. Fakat eğer ameliyatı yapılmışsa ve tespit edilmezse, yani doktor da bunu tespit edemediği için ve gözünüzde bir sıkıntı olmadığı için ameliyat olduğunuz için, yani geçmiş sayılırsınız. Fakat dediğim gibi riske atmış olursunuz girerken. Bunu da göz önünde bulundurarak, eğer gözünüzü çizdirme gibi bir planınız varsa bunu göz önünde bulundurarak yapın. Daha sonrasında dişe geçiyorum. Diş 2 dakikalık bir muayene arkadaşlar. Hatta 2 dakika bile değil, 10 saniye falan. Ağzınızı açmanızı istiyor, daha sonra kapatmanızı istiyor. Eğer bir kapanma sıkıntısı varsa, dişleriniz tam olması gerektiği gibi birbirine oturmuyorsa daha sonrasında muayene yapıyormuş sanırım. Bana muayene yapmadı dediğim gibi. Sadece ağzımı açtım, kapattım ve sağlam kaşesini bastı. Sonraki polikliniğe geçiyorum. Enfeksiyon hastalıkları. Burada da sizin yapmanız gereken herhangi bir muayene yok arkadaşlar. Kan tahlilinize bakarak eğer bir sıkıntı varsa size söylüyor. Burada genelde birçok arkadaşın bilirubin seviyesi ve birkaç tane daha şu an ismini hatırlayamadığım işte kan değerleri yüksek çıktığı için tekrar kan istemişler bazı arkadaşlardan ve
o değerleri düşürmesi için ne yapması gerektiğinden bahsetmiş doktor. Bazı arkadaşlara mesela maltanı önermişler. Bilirubin seviyesi yüksekse eğer bunu düşürmek için maltanı içip kan testini tekrar vermeniz gerekiyor. Bu tarz zaten sizin eksik olan neyse sıkıntınız, bunun hakkında doktor size yardımcı olacaktır. Sonraki polikliniğe geçiyorum, cildiye. Cildiye'de ise herhangi bir şey yok, isteği yok, yani herhangi bir tahlilin çıkmasına gerek yok. Sadece size girdiğinizde üzerinizi çıkarmanızı istiyorlar. Daha sonrasında işte kollarınızı vesaire bakıyorlar, inceliyorlar. Arkanızı, sırtınızı falan inceliyorlar. Herhangi bir yara izi var mı, kesik var mı, faça izi var mı? Bunları soruyorlar. Yara iziniz varsa nasıl oldu, bunları soruyorlar. Ve eğer hani belli bir uzaklıktan eşkal belirleyici bir yaraysa bunun hakkında size uyarı yapıyorlar. Hatta eleyebiliyorlar ama bizim gruptan elenen olmamıştı bildiğim kadarıyla bu sebepten dolayı. Sonraki polikliniğe geçiyorum. Göğüs hastalıkları. Göğüs hastalıkları için röntgen çektirmeniz gerekiyor sadece bildiğim kadarıyla. Diğerlerini tam emin değilim. Bir de nefes testi vermeniz gerekiyor. Nefes testinde de bir tane boru var arkadaşlar. Boruya bütün gücünüzle doktor size söylediğinde üfleyip daha sonrasında tekrar doktor söylediğinde bütün gücünüzle çekmeniz gerekiyor. Buna göre belli bir değer var. Bu değeri geçmeniz gerekiyor. Orada size zaten yardımcı oluyorlar eğer bir sıkıntı yaşarsanız, hani bu değeri geçemezseniz, orada belli bir nokta var, o noktaya geçemezseniz size yardımcı oluyorlar. Tekrar tekrar deneyebiliyorsunuz yani. Hatta sonraki gün gel hani yorulduysan tekrar yapalım testinizi vesaire gibisinden. Doktorlar size çok yardımcı oluyorlar. Göğüs hastalıkları dediğim gibi genel olarak bunlara bakıyor. Siz yine bir şey yapmıyorsunuz. Sonraki polikliniğe geçiyorum. Kulak, burun, boğaz. Bu sizin sadece, yani bizim grupta sadece burnumuzu şöyle ile geriye doğru ittirip burnumuz yamuk mu buna baktı. Başka bir şeye bakmadı. Gerisi zaten röntgende görünüyor sanırım bildiğim kadarıyla. Röntgen sonuçlarınıza bakıyor yine dediğim gibi. Sonraki polikliniğe geçiyorum. Kardiyoloji. Bu da EKG sonucunuza bakıyor bildiğim kadarıyla. Başka bir şey istemiyor sanırım. İçeri girdiğinizde dediğim gibi önce EKG raporunuza bakıyor. Daha sonrasında kalbinize ultrasonla işte bir şey var mı? Hani bir sıkıntı var mı? Kist falan var mı? Hani veya bir çıkıntı olmaması gereken bir şey var mı diye kalbinize bakıyor ultrasonla. Sonraki polikliniğe geçiyorum. Nöroloji. Nörolojide herhangi bir rapor veya şey istemiyor. Röntgen vesaire istemiyor. Tahlil istemiyor bildiğim kadarıyla. Sadece birkaç tane test var. Hızlıca bunları yaptırıyor. Önce ellerinize böyle tutturuyor. Eğer elleriniz titriyorsa, bir sıkıntı varsa bunu tekrar kontrol ediyor. Daha sonrasında hani şöyle bir hareket vardı, şunu hızlı hızlı şöyle yapmanız gerekiyor. Sonra tam tersi elinizle böyle yapmanız gerekiyor vesaire. Sonra orada düz bir çizgi var. Düz bir çizginin üzerine yürümeniz gerekiyor. Çok hızlı muayene, zaten çok uzun sürmüyor. Sonraki polikliniğe geçiyorum. Ortopedi. Ortopedi ise birçok arkadaşın elenme sebebi olan düz taban ve benim de elenme sebebim olan skolyozun çıktığı yer arkadaşlar. Röntgen istiyor ortopedi. Sizin genel olarak yaptığınız bir şey yok arkadaşlar. Doktorun da yaptığı bir şey yok. Sadece röntgen raporunuza bakıyorlar. Siz zaten ortopediye girmeden önce e-devlet üzerinden, yani e-nabız üzerinden siz kendi raporunuzu görebiliyorsunuz. Ben e-nabız üzerinden kendi raporumu gördükten sonrasında yine de hani gireyim diye şey yaptım. Yine bir deneyeyim şansım diye girdim ortopediye. Arka kısma tanı yazdı. Zaten dediğim gibi şeye de bırakacağım, açıklamalar kısmına da kendi raporumun resmini bırakacağım. Oraya bir tanı yazılıyorsa arkadaşlar bilin ki büyük ihtimalle heyetten geçemeyeceksiniz. Ya da heyetten geçeceksiniz fakat uçuşa elverişli değildir kararıyla geçeceksiniz. Bundan sonrasında itiraz edebilirsiniz. Tanı genelde dediğim gibi bunun için yazılıyor. Sonraki polikliniğe geliyorum, psikiyatri. Bu da eğer daha öncesinde bir kırmızı reçeteli ilaç kullandıysanız ya da daha öncesinde psikoloğa gittiyseniz bunları soruyor. Neden gittiğinizi veya neden kullandığınızı soruyor. Eğer sizin psikolojik açıdan sıkıntılı bir birey olduğunuzu düşünüyorsa size özel bir test çözdürüyor. Yaklaşık 600 soruluk bir test varmış. Yarım saat falan sürüyormuş sanırım. Bazı arkadaşlar onları çözdükten sonra geçebildi. Bazı arkadaşlar ise bana falan mesela çok basit sorular falan sordu. Hani kendimi tanıtmamı istedi öncelikle. Daha sonrasında neden asker olmak istediğimi falan sordu. 5-6 dakikada falan hani şey yaptı. Muayene edip sağlam dedi. Sonraki polikliniğe geçiyorum. Üroloji. Arkadaşlar Ankara'daki hastane, Etimesgut'taki Şehit Sait Ertuğ Hastanesi muayene yapmıyor. Ama duyduğuma göre Eskişehir'deki hastane muayene yapıyormuş ürolojide. Eskişehir'e çıktıysa hastaneniz buna göre hazırlıklı gitmenizi tavsiye ediyorum. Sonraki polikliniğe ve son polikliniğe geçiyorum. İç hastalıkları. İç hastalıkları da yine sizin yapabileceğiniz dediğim gibi bir şey yok. Kan tahlilinize ve işte diğer sonuçlarınıza vesaire bakarak şey yapıyor arkadaşlar, karar veriyor. Bir sıkıntınız var mı yok mu diye. Geriye kalan kısımlar ise aşağıda kalan bu biyokimya, mikrobiyoloji vesaire, bunları siz doldurmuyorsunuz arkadaşlar. Ekokardiyografi dediğim EKG, röntgen işte ultrason. Tanı kısmı eğer bir sıkıntınız varsa dediğim gibi doktor buraya tanıyı yazıyor. Bana skolyoz tanısı yazıyor burada.
Karar varsa dediğim gibi yine bu büyük ihtimalle eleneceğiniz anlamına geliyor. En alttaki kısımda işte kurula girdikten sonra bütün raporu doldurduktan sonra kurula girdiğinizde hekimlerin kaşesi ve imzası oluyor. Hepsinin de kaşeleyip imzalaması gerekiyor arkadaşlar geçmeniz için. Evet, sağlık muayenesi bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sporla sözlü geçtikten sonra sağlıkla eğlenmezsiniz. Fakat kendinizi şu psikolojiye hazırlamanızı tavsiye ederim. Burada hiç fikrinizin olmadığı bir hastalığınız çıkabilir ve bu eğlenme sebebi olabilir. Bu yüzden kendinize her zaman alternatif planlar çizmenizi ve bu sağlıklı eğlendiğinizde yapabileceğinizin hayatta başka şeyler olmasını unutmayın. Olması gerektiğini unutmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.